Merhaba, bugün mutfağıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber cevizli, yaban mersinli ekmek yapacağız. Hep beraber başlayalım yapmaya. Şimdi benim burada 4 çeşit unum var, un kullandım. Bunların hepsini ben videomun altına gramajlarını ve çeşitlerini yazacağım. Bu ekmek inanılmaz basit bir ekmek yapımı. Şimdi burada bütün kuruları bir araya getireceğim. Şekerim var. Burada tuzum var. Zeytinyağımız. Burada 1,5 kap suyumuz var ve mayamız var. Mayayı bunun içine ekliyorum. Biraz bekleyecek orada. Sonra burada 100 gram yaban mersinimiz var. Cevizimiz var. Hepsini karıştıralım. Mayayı suya karıştırdım birazcık. Aktarıyorum. Karıştıracaksınız bunu böyle. Hamurumu karıştırdım. Şimdi bunun ağzını ben şöyle streç filmle kapatacağım. Hava almayan mutfağın en sıcak bölgesinde 2 saat mayalanmaya bırakacağım. Sonra hamurumuzu 2 saat mayalandırdım. Şimdi ben bunu buzdolabına koyacağım. Yarın sabah devam edeceğim. Hamurumuz mayalandı. Şimdi bunu buraya aktaracağım. Toparlama yapıp, şekil verip şu kalıbın içine önce koyacağım. Bunu da 1,5 saat kadar mayalandıracağım tekrar. Tepsi mayası oluyor bu. O arada fırınımı içine tenceremi bıraktım. Isınıyor 230 derecede. Isındıktan sonra buradan alıp tencerenin içine koyacağız. Kağıtla beraber yerleştireceğim forma alsın diye. Aynen bu şekilde şimdi. Bunun ağzını kapatacağım. Bunun içinde 1,5 saat tepsi mayası olacak. Sonra fırına vereceğiz. Onu da göstereceğim zaten. Hamurumuz mayalandı. Şimdi fırında ısınan tenceremi çıkaracağım. Bunu çıkarıp buradan sıcak tencereye koyup fırına vereceğim. Tencerem ısınmış. Unut kağıdıyla böyle tutuyorum. Attım içine. Tamam. Ağzını kapatacağım. Kapattıktan sonra bunu tam 230 derecelik fırında 30 dakika pişecek. 30 dakikanın sonunda kapağını açacağım. Şu kabın içine kaynar su koyup tabana bunu süreceğim, fırının tabanına. Bu buhar yapsın diye, üstü kabuğu daha çıtır olsun diye, içi de yumuşak kalsın diye. O kapağını açtıktan sonra da 15 dakika kapaksız pişireceğim. Altta suyla, buharla beraber. Ekmeğimiz pişti, fırından çıkardım. Şimdi ben bunu dışarıya telin üzerine alacağım terlememesi için. Harika bir ekmek oldu. Şimdi bunu kesmem imkansız. Çok sıcak. Soğutacağım. Ekmek fırına gönderip kestireceğim. Sonra size göstereceğim. Ekmeğimiz soğudu. Ve fırına yolladım. Ekmeğimiz pişti. Gayet güzel oldu. Belki sefere görüşmek üzere. Hoşça kalın. Paketledikten sonra dip frize atabilirsiniz. İstediğiniz kadar çıkarıp fırında veya tost makinesinde ısıtıp yenebilirsiniz.